Merhaba arkadaşlar, tekrardan. Şimdi Clean Code kitabının Refinement serisine geldik. Successive Refinement. Chapter'ın adı biraz tuhaf gelebilir. Şimdi birlikte de okuyacağız. Selam Hürgen. Hür General. Ha. Hür General deyince adıma şey geliyor aklıma. Nedir? Cem Yılmaz'ın stand-up gösterileri ama. Şimdi successive refinement, a case study of a command line algorithm parser. Şimdi bir command line uygulaması nedir? Burada CLI diyoruz değil mi? Command line interface. Mesela AWS'nin SDK'sı, işte ne bileyim başka diğer popüler uygulamaların şeyleri, CLI'ları. Bunlar command line interface. Yani sen komut satırında çalışıyorsun. Senin bu yazdığın uygulamalar komut, yani o komut satırında kullanılan uygulamalar var ya, o ona bir interface sunabilen uygulamalara command line interface uygulamaları deniyor. Teşekkür ettim Avion. Şimdi burada da muhtemelen bu tip bir uygulama var. Onu böyle adım adım nasıl refactor ediyor ondan bahsedecek büyük ihtimalle. Ama bakalım. This chapter is a case study in successive refinement. You will see a module that started well but didn't scale. Then you will see how the module was refactored and clean. Yani gördüğümüz gibi bu kitap 14 sene önce yazılmasına rağmen yine aynı problemler var. Güzel yazılmış ama scale edemiyor. Yani microservice yayınlarımızda da öyleydi ya. Yani monolit bir uygulama var. Güzel yazılmış, çalışıyor, deployment'ı kolay, sıkıntı yok ama biraz bir proje büyüdüğü zaman scale etmekte problem yaşıyordu. O yüzden microservice'e decompose ediyorduk orada. Şimdi burada da aynı şekilde bir refactoring olacak. Most of us have had to parse command line arguments from time to time. If you don't have a convenient utility, then a simply walked array of string that is passed into the main function. Burada diyor ki yani genelde böyle şey komut satır uygulamaları yazdığımız zamanlar olmuştur. Burada da ne yapıyoruz? İşte main fonksiyonu, hani orada string args diye bir şey var ya main fonksiyonuna geçen Java'da. Onun içindeki elemanları parse edip oradan bir şeyler almaya çalışıyorduk. Bakalım. There are several good utilities available from various sources. But none of them do exactly what I want. So of course I decided to write my own. I call it args. Bir sürü var diyor bunlardan. Vardı ama ben hiçbiri benim tam olarak ihtiyacımı karşılamıyordu. O yüzden args diye bir şey yazdım diyor kendim. Args is very simple to use. You simply construct the args class with the input arguments and the format string. Then query args instance for the values of the arguments. Consider the following simple example. Yani şu şeyi hatırlarsınız mesela public static void main metodu Java'da. Herhangi bir public class'ın içinde düşünün bunu. Siz burada bir static void main verdiğiniz zaman o dosya, o logic artık çalıştırabilir oluyor, executable oluyor. Sağ tıklayıp çalıştırabilirsiniz. Burada baktığınız zaman string args diye bir parametre var. Bu main fonksiyonun Java'nın size sağladığı bir şey. Main fonksiyonu string args aldığı zaman bu default executable metodu, yani sizin o uygulamaya giriş noktası. Baktığınız zaman bak burada Robert C. Martin args diye bir tane class yazmış kendine. Ne paslıyor ona? 1 virgül p yıldız d yıldız args. Yani böyle bir print iki tane parametre alıyor. Şimdi bakacağız tanımlamasında ne olduğunu. Logging vermiş. Ha, bu L. Ha. Bu neymiş? L. Logging. Tamam. Port. P'de portu alıyor. Bu da directory. Tamam. Yani şimdi aşağıda da bakacağız da bir convention yapmış kendince. Burada bir loglama var. P dediği şey port numarası için. Diğeri de direktörünün yeri için. Böyle bir şey yapmış. You can see how simple this is. We just create an instance of the args class with two parameters. The first parameter is the format or schema string. Yani iki parametre alıyor diyor. Bu formatı arkadaşlar. Template gibi düşünebilirsiniz. It defines three command line arguments. The first, the -l is a boolean argument. Bu boolean bir argumentmış. Yani doğru yanlış, true false 0 1. The second, xip is an integer argument.
Bu da integer'miş. O da port'u belirtiyormuş. The third eksi d. Eksi d de directory. The second parameter to args constructor is simply the array of command line arguments passed to the main. O da zaten şuradan gelen args'ı buraya ikinci. Yani class'ın constructor'ının iki tane parametresi var. Birincisi format. Yani sizin command line uygulamasının nasıl parametreli aldığını, hangi sırada aldığını gösteren bir format. İkinci parametresi de aslında string void main'den gelen argument'ın kendisinin olduğu gibi paslamış bu class'a. If the constructor returns without throwing an args exception. Şimdi böyle bir şey yaptığı zaman ben bundan hiçbir şey anlamıyorum arkadaşlar. Muhtemelen bununla ilgili bir şey söyleyecek. Ama ben bu ifadeden bir şey anlamadım kolay kolay ilk baktığımda. Ben bu refactoring'de şöyle bir şey beklerim açıkçası. Hani böyle constructor'dansa static constructor'lar beklerim ki orada ne olduğunu anlamaya çalışayım. Yani mesela args nokta işte create with port ya da args nokta new with port. Ya bunun gibi şeyler beklerim ki hani oraya ne geçiyorum, ne paslıyorum onu bilebileyim diye. Then the incoming command line will parse and the args index is ready to be queried. Şimdi eğer buraya yanlış parametre geçersen args exception fırlatıyor. Bu çok kritik bir yer aslında. Ya günümüzde böyle şeyler yapmamıza gerek yok. Çok fazla kütüphane var bunlarla ilgili. Ama o zaman yani yine güzel bir use case. Bakalım nasıl ilerlemiş burada. If there is a problem either in the format string or in the command line arguments themselves, an arg exception will be thrown. A convenient description of what went wrong can be retrieved from the error message method exception. Yani exception fırlatmanın sadece tek başına bir anlamı yok arkadaşlar. Oradaki mesaj varsa kod bu exception içine geçmen lazım ki bu senin yazdığın class'ı kullanan biri ortaya bir hata çıktığı zaman onun ne olduğunu anlayabilsin. Devam ediyorum. Args implementation. Listing 14.2 the implementation of the args. Düzgünce okuyun diyor. Okay. Şimdi bir class var args. Class'ın içinde bir private map. Java'dan gelen map kullanmış. Java util'den geliyor bu map. Argument march alır. Bu bir map alıyor. Key'i karakter. Value'su da argument march alır. March alırsın. Demek ki bu elemanın geçtiği parametreleri marshal eden bir yapı var. O da tipine göre galiba farklı farklı marshallerlar paslayabiliyor. Ne var burada? Set character. Args found. Tamam. Yani bulduğu argümanları buraya koyan, karakter setine koyan. Bakın bu set. Yani içinde çoklanmış değerleri yoktur. List dediği de iterator. List iterator string current argument. Tamam. Şimdi bakın bu constructor'da şema var. Bir de argument'ta yani main'e gelen argument'ların kendileri var. Marshaller'a bakıyor. Marshall birinci marshaller'ın new hash map karakter argument marshaller. Orada da öyle demişti zaten. Şimdi marshaller'ları initialize etmiş ama içinde bir şey yok henüz. Found arguments bunu da yine initialize etmiş ama içinde bir şey yok. Sonra şemayı parse ediyor. Argument'ları parse ediyor. Bakalım bunda ne var. Şemayı parse ederken arkadaşlar ne yapıyor? Split, virgüllerle split ediyor. Şuradaki parametreye baktığınızda virgüller vardı arasında. Bunu split ettiği zaman bir string array dönüyor size. Onun for içli, for'la dönüyor burada. Ne yapıyor? Element'in length'i büyük, sıfırdan büyükse parse element, element trim. Şimdi virgüle göre split ettiği zaman yani mesela şurada kaç tane dönüyor? Şu ibarede 3 tane eleman oluyor değil mi işin içinde? L, P ve D. Daha sonradan bunların her biri için yani bu şey kontrolünü o yüzden yapıyor. Length'i sıfırdan büyükse parse schema element'e o anki element'i gönderiyor. Mesela bu for döngüsünün birinci iterasyonunda L, ikincisinde P diyez, üçüncüsünde de D yıldızı gönderiyor. Peki parse schema element ne demek ona bakalım. String element. Element'in ID'sini alıyor. Element.char at 0. Char at 0 ne demek arkadaşlar? Mesela elinde Ahmet diye bir string var. Char at 0 dediği zaman A'yı döndürüyor bu. Dolayısıyla burada da mesela ne dönecek? L, P ya da D dönebilir. İkinci şeyler yok. Element tail. Element tail dedi de elementin substring 1'ini alıyor. Bu da arkada bu sıfırıncı elemanı. Bu da sonuncu elemanı. Tamam mı? Öyle diyelim. Sıfırıncı ve sonuncu. Burada da ne dönecek? Sonuncusu burada bir şey yok. Ya da bir L'de dönebilir. Tam hatırlayamadım. Burada da diyez ya da yıldız var. Bakalım.
Validate Schema Element ID. Bir kere şu birinci L, P ve D geliyor ya, onu bir validate ediyor. Muhtemelen elinde olan parametreden biri olması lazım. Joven selamlar. Şimdi bu gelen L, P, D kendi sisteminde var olan bir şey olması lazım. Muhtemelen öyle bir kaynağı var. Element tail'in length'i sıfırsa ne yapıyor arkadaşlar? Length'i sıfırsa şu yani. Boolean argument marshaller. Böyle bir yapı yapmış. Element tail equal yıldızsa string, ds ise integer, iki tane ds ise double, köşeli parantez içinde ds ise string array argument marshaller. Yani ne yapmış? Adam şuradaki verdiği parametreler, yani sondaki şeyler var ya, diyez ya da yıldız. Oradaki şeye göre, yapıya göre şöyle biraz yaklaştırayım mı? Sanki az okunuyor gibi. Heh, tamam. Biraz daha. Şimdi burada değişik değişik argument marshaller'lar vermiş. Bunlardan hiçbiri değilse o zaman invalid argument format diye bir şey accept throw ediyor. Validate schema element ID'de nereden bakıyor? Bakalım. Letters'a. Yani şimdi burada is letter değilse, bu yeterli mi? Bana göre yeterli olmayabilir arkadaşlar bu. Niye biliyor musunuz? Çünkü adam oraya ne bileyim PL D değil de mesela A verirse ne olacak? Hiçbir fikrim yok. Ben olsam buraya geçilen LPD'nin kendi içimde tanımladığım bir set olabilir, constant olabilir ya da inam olabilir. En iyisi inam. O inamda var mı yok mu diye, yani benim tanıdığım bir şey mi değil mi diye ona bakardım en azından. Bu tamam. Parse argument strings. Bu sefer de argument stringlerini parse ediyor. Baktığımız zaman onu current argument, bunlar neydi? List iteratördü değil mi? List iteratörlerin içinde has next fonksiyonu var. Start with trace ise parse argument character substring current argument previous. Tamam. Burada bir logic koymuş. Yani o parametreleri parse ediyor. O kadar derine girmeyeceğim. Parse argument characters, parse argument character böyle overloaded 2-3 tane metot vermiş. Has next argument, boolean falan bunları vermiş. Bakalım. Notice this, you can read this code from the top of the bottom without a lot, şurası. Without a lot of jumping around to looking at. The one thing you may have had to look at for this definition of argument marshaller, which I left out intentionally having read this code carefully. Tamam, bakalım devam. Şöyle. You should understand argument marshaller interface and then what is derivative do. I'll show a few of them to you now. Şimdi argument marshaller diye bir interface var. İçinde set diye bir fonksiyonu var. Parametre olarak iterator string alıyor. Boolean argument marshaller, mesela Boolean'a bakalım. Hemen argument marshaller'ı implement ediyor. Şimdi bu Uncle Bob bunu bir ilk önce düzgün okuyun diye söylediği için tek tek geçiyorum üzerinden. Set fonksiyonu ne oluyor? Boolean ve alıyor true. Yani bu Boolean'la ilgili bir şey gördüğü zaman hemen true'ya çekiyor onu. Get value dediği şey de bir kere bu neyi set ediyor? Boolean value'yu bir kere false'dan true'ya çekiyor. Değil mi? Bu false true'ya çekiyor. Daha sonradan da o Boolean'ın value'sunu alıyor. Alabilirse onun kendisine, mesela true koyarsan true'yu alıyor. False koyarsan false'u alıyor. Onun haricinde tanıyamadığı bir şey görürse o zaman da false alıyor burada. String argument marshaller. Burada da bir logic var. String'e bakıyor. İçinde eleman var mı diye, yoksa no such element missing string fonksiyonu alıyor, parametre sıfır atıyor. Bir kere şöyle bir şey var arkadaşlar, eğer bunun öncesinde elinizde enum, constant bunun gibi şeyler olsaydı bunun gibi bir şey olsaydı bu validation'lara hiç gerek kalmazdı. Bak mesela buraya kadar gelmiş, string argument marshaller'a kadar gelmiş. Ama hala da kendisine geçilen parametreye güvenmiyor arkadaşlar. Yani öyle bir durum var burada. Muhtemelen buralara bir şey gelecek. Vue.js Türkiye'de misiniz? Eğer böyleyse nasıl alınır bu kitap? Evet arkadaşlar, Türkiye'deyim ama bu kitabı ben alalı çok oldu. Yani 8 sene falan oldu. Hatta 9 sene. O zamanlar makuldü fiyatı. Şimdi biraz daha kötü. Yanlış hatırlamıyorsam 600 lira falan olması lazım. Amazon.com.tr'den alabilirsiniz. Şanslıysanız bir gün içinde bile gelir. Almanya'da falan geliyor galiba. Burada okumaya çalışıyoruz bu kitapları. Geçen yayınlarda Google Books'ta falan gördüklerini söylediler ama genelde elimin altında olsun isterim yani böyle bir kitap.
Google Books'u da söylemiş zaten. Pozitron. Şimdi. Benim ilk gördüğüm bu arkadaşlar burada. String argument marshaller ama kendisine geçilen parametrelere hala güvenmiyor. Buralara bir şey olacak. Anladığım kadarıyla. Diğerlerine bakalım. Integer var. Orada da integer ile ilgili işlemler yapıyor. İşte integer nokta parse int diyor. Yani her size verilen herhangi bir objenin herhangi bir string neyse. Çünkü command line interface'e gelen şeyler string oluyor orada değil mi? Şimdi gelen o string'in sayı olup olmadığını, integer olup olmadığını nereden anlarsın? Bir yöntemi bu. Integer nokta parse int dersin. Zaten o sayı değilse parse edemez onu. Eğer no such element derse missing integer. Number formatta da invalid integer. Yani o eleman yoksa bunu alacaksın. Şu hatayı. Var da sayı değilse o zaman da bunu alacaksın. Bir de get value var. Tabi parse edebilirse onu alıyor. Parse edemezse de sıfırı alıyor burada. Get value bulduktan sonra. The other argument marshal derivative simply replicate this pattern for doubles and string arrays. And şimdi string vardı, integer vardı. Geriye kalanlarda işte şey, double olanı integer'ın bir varyasyonu aslında. String list olan da şey, aslında string'in bir varyasyonu. Onun detayına pek girmeye gerek yok. Arcs exception'a bakın arkadaşlar. Bir tane bu exception'ı extend ediyor. İçine baktığınız zaman error argument id var. Error parameter var. Error code var. Default okey demiş buna. Şimdi argument exception'ı birkaç yolla throw edebiliyorsunuz burada. Hiçbir şey vermeyebilirsiniz. Mesajı, kendi mesajınız varsa onu verebilirsiniz. Error kodunuz varsa onu verebilirsiniz ki buralarda zaten hep error kod verilmiş. Bir de error kodla ve error parameter'ı kendiniz verebiliyorsunuz. Ona göre şekilleniyor şey. Exception. Hala devam ediyor mu? Devam ediyormuş arkadaşlar. Bayağı bir şeyler yapmış burada. Bak. Mesela error code error kodu argument id ve error parameter'ı veriyor. Bunun daha farklı bir versiyonu var. Yani böyle uzun uzun diye bir şey. Şuraya kadar pardon. Sonra bu exception'ı siz yarattıktan sonra içindeki argument id falan filan onları verebiliyorsunuz. Bir de error message diye bir utility fonksiyonu koymuş. Böyle utility demeyeyim de elinizde bir exception varsa onun üzerinden nokta error message dediğiniz zaman size otomatik olarak şöyle bir güzel hani insanların anlayacağı şekilde bir şey veriyor. Bir tanım veriyor. Bunu yaklaştırdık ama bu sefer de biraz odağı bozuldu. Argument exception'da bir de error code diye bir şey var arkadaşlar. Error kodları da zaten gördüğünüz gibi public enum. Siz error kodu buralardan alıyorsunuz. Yani her seferinde string olarak vermiyorsunuz. It is remarkable how much code is required to flesh out of the details of the simple concept. One of the reasons for this is that we are using a particularly wordy language. Java being a statically typed language requires a lot of words in order to satisfy the type system. In a language like Ruby, Python or Smalltalk, this program is much smaller. Yani bayağı bir wordy dediği hani birçok şeyi tanımlamanız gerekiyor. Java'da compile time'da biliyorsunuz hani o şartları sağlamak için işte interface'i bilmem neydi oraları falan kendiniz tanımlamanız gerekiyor. Please read the code over more time, one more time. Ama okumayacağım bir daha. Pay special attention to the way things are named, the size of the functions and the formatting of the calls. If you are an experienced programmer, you may have some quibbles here and there with various parts of the styles or structure or overall. However, I hope you conclude that this program is nicely written and has a clean structure. Yani baktığım zaman aslında temiz olarak yazılmış gerçekten de. Hani bir formata uyulmuş. Bakalım burada bile neler görecek. For example, it should be obvious how you would add a new argument type, such as a date argument or a complex number argument, and that such an addition would require a trivial amount of effort. Şimdi baktığınız zaman string marshaller var, bilmem işte boolean marshaller falan filan var. Yeni bir marshaller eklemek istesen ne yapacaksın? Orada biraz efor gerekiyor diyor. Bir de new argument error kodunun yeni error kodları, yeni error mesajları falan onları eklemen lazım. Mesela şuraya baktığın zaman bu olay, bu kod modification'a çok açık değil mi? Yani open closed principle vardı ya şeyde solid'de. Orada closed for modification diye bir şey vardı ama ilk başta baktığınızda burada modification'a direkt olarak açık. How did I do this? Let me set your mind at rest. I didn't simply write this program from beginning to end in its current form. More importantly, I'm not expecting you to be able to write a clean and elegant program in one pass. If we have learned anything over the last couple of decades, it is the programming is a craft more than it's science.
To write clean code, you must first write dirty code and then clean it. Yani burada baktığınız zaman arkadaşlar, kodu ilk başta böyle yazmanız zaten beklenmiyor. Onu dediği o. Yani çok fazla tecrüben olmasına rağmen bu şekilde işliyor. İlk başta bir yazıyorsun. Hani nasıl görünecek, ne olacak diye. Sonra onu bir şekilde temizleyebiliyorsun diyor. Bazı refactoring patternleriyle. This shouldn't be a surprise to you. We learned this truth in a Gradle school. Grade school when our teachers tried usually in a vain to get us to write through drafts of our compositions, they processed they told us was that we should write a true rough draft, then a second draft, then several subsequent draft until we had our final version. Yani bu okullarda da gösterildiği gibi diyor. Yani en azından onların orada öyleymiş. İşte first draft'ı böyle kabataslak draft, sonra ikinci draft, üçüncü draft, birkaç tane daha draft eklediğinde sonra en sonunda final versiyonuna geliyorsun diyor. Writing clean composition, they try to tell us, is a matter of successive refinement. Aslında successive refinement, yani adım adım ilerliyorsun ve başarıya ulaşıyorsun en sonunda. Ya bu aslında yazılım doğasında var değil mi? İlk başta böyle her şeyi çok açık bir şekilde göremeyebilirsin. Bazı genel geçer şeyler var tabii. Mesela bir create operasyonu yapacaksın. Hani create, read, update, delete. Ve bu tanıdığın bir model üzerindeyse. Mesela örnek veriyorum customer. Bunu hani böyle birinci, ikinci, üçüncü draft demeyebilirsin buna. Yani belki çok hızlı bir şekilde yapabilirsin. Ama işin içine TDD'yi kattığın zaman bile bir düşünün. Ortada daha class yok. İşte testinizi yazmaya başlıyorsunuz. Sonra compile etmiyor. Sonra compile etmesini sağlıyorsunuz. Ondan sonra git bu sefer test geçmiyor. Sonra düzeltiyorsunuz logiği, testin yeşil olmasını sağlıyorsunuz ve bu döngü devam ediyor. Bu bile aslında first draft, second draft gibi ilerliyor yani. Yani yazılımda biraz dünyasında var diyor bunun. Böyle ilerlemeli. Ama şeyde diyemiyorsunuz değil mi? Mesela bilimde biraz daha, yani mesela kimya deneyini yaptığını düşün. Dur ben bunu draft halinde şimdi bir şey yapayım. İşte şu hidrojen bombası için işte deney yapıyorum. Şu draft halini bir yapayım. Yani patlasa sorun değil. İkincisini de düzelteceğim diyemezsiniz herhalde. Orada biraz daha böyle şeyli ilerliyorsun. Hipotez, teori falan neyse. Ama burada bizim yazılımda işler biraz daha değişik. Most freshman programmers like most grade schoolers don't follow this advice particularly well. They believe that the primary goal is to get program working. Once it is working, they move on to next task. Bak bu da kötü bir şey. Yani mesela birinci seviye olarak, evet birçok programcı tarafında birinci seviye olarak, yani çalışacak şekilde bir yazayım bunu diyor. Ama ikinci seviye olarak refactoring değil de, yani biraz daha nasıl diyeyim, güzelleştirme anlamında değil de genelde next task'e geçiliyor. Yani bir sonraki işe alınıyor. Leaving the working program in whatever state they finally got it to work. Most seasoned programmers know that this is a professional suicide. Bu profesyonel bir şey, intihar olarak gözüküyor. Draft draft'a bir bakalım. Burada mesela rough draft, first draft'ı vermiş burada. Bakalım yine args diye bir şey var. Baktığınız zaman içinde arkadaşlar neler var? Argument, şema, unexpected argument, işte error'lar yok da böyle değişik değişik mesela şeyler burada verilmiş. Args found int, yani string int'i buraya vermiş baştan. Yani adam hiç integer kullanmasa bile bu klasın içinde var gibi. Error kodları burada verilmiş. Argument'ın yine şeyleri var. Tamam. Bir öncekine göre biraz daha az temiz diyelim. Hatta kötü diyebiliriz. Şöyle bakıyorum genel olarak. Parse element'e bakıyorum. Parse element'te ne yapıyor? Parse element'te arkadaşlar şey yapmış. Burada is boolean, is string, is integer diye gidiyor. Şimdi arkadaşlar genelde bu kitapta bahsederim bilmiyorum. Hani benim gördüğüm en azından söyleyeyim. If else koşullarında elinizde olan şey belirli bir şeyse, yani bildiğiniz bir şeyse, burada mesela bildiğim bir şey değil mi? Yani bildiğimden kastım şu. Eğer 5'ten yukarıysa, 16'dan işte 12 ile 16 arasında böyle conditionınız varsa bunlardan bahsetmiyorum. Ama 4 tane if else'im var. Ve if else koşulları şöyle. Elma ise şu, armut ise şu, işte muz ise şu, değilse şu dediğiniz koşullarda bunun yerine switch case kullanmanız biraz daha mantıklı olabilir. En azından benim kullandığım öyle. Çünkü orada neler olduğunu söylüyorsun. Bunun çok daha ötesine giderse ben o zaman en azından benim tercih ettiğim bir hashmap kullanıyorum orada. Yani elinde size'ını bilmediğim bir yapı var. Dinamik olarak almak istiyorsun orada. Dolayısıyla if else de mesela baştan hashmap'in içine
Boolean argument, string argument, bunların hepsini koyarsın. Key'lere de şey verirsin. String, Boolean, string list falan öyle verirsin. Elemanın bu CLI'ye geçtiği parametrelerden parse ettiğin değeri key olarak buraya verip oradan direkt olarak işte marshallers.get deyip key'ini verip oradan alabilirsin. Şimdi burada parse arguments'a gelmiş yine. Burada gördüğüm biraz daha iteratör yok da şey var burada. Hani mesela for döngüsünde current argument sıfırdan başlıyor. Current argument küçüktür. Arcs length. Mesela burada şey görüyorum. Bu değişkenin scope'u çok küçük değil mi? For döngüsünün içinde yaşayacak ve bitecek. Bir iki satırlık. Burada böyle anlamlı kelime kullanmaya kasmaktansa i kullanabilirsin. Değil mi? I, j, k neyse. Ya da önceki örnekte gösterdiği gibi for each mantığıyla. Yani string argument iki nokta üst üste arguments gibi. Başka ne yapmış burada? Set argument, bak set argument'u da genelleştirmiş arkadaşlar. Öncekinde interface vardı ve her argument marshaller'ın kendi şeyi vardı. Marshaller'ı vardı, ayrı implementasyonu. Ama burada bir class içinde bununla bu logic'in hepsini koymuş. Bakalım başka göze batan. Yani buralarda pek bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ama yine aynı class'ın içine koymuş bak. Exception class'ı. Exception class'ı bakayım. Doğru mu gerçekten? Exception'ı burada görmedim ama ayrı bir yere koymuş olabilir. Tamam. Şimdi ilk yorumuna bir bakalım. Yani benim gördüğüm şu. Birinci draft'ta eleman argument'la ilgili olan bütün logic'i aynı class'ın içine koymuş. Ve dolayısıyla bir fonksiyon içine baktığınız zaman genelde ilk gördüğünüz şey if else olmuş. Niye? Çünkü bu class birden fazla şeyi yapıyor. Aslında logic olarak aynı şeyi yapıyor da hizmet bakımında bölümlere ayrılmamış. Mesela örnek veriyorum. Mesela şey düşünebilirsiniz işte bankada hizmet veriliyor değil mi? Bankanın içinde hizmet veriliyor. Bunu size sağladığı şey ne? İşte kredi verme diye bir hizmeti var. Provide credits mesela diye bir fonksiyonu var. Görevi. Ama bunun işte normal işte ne bileyim kurumsal kredi, işte ticari kredi bunun gibi bölümleri var. Bu bölümlere niye ayırıyorsun? Çünkü hepsinin uzmanlık alanları farklı ama temelde baktığında hepsi kredi veriyor. Ama alt dallara baktığın zaman ticari kredinin formatı, flow'u ayrı. İşte ne bileyim kişisel kredi, şahsi kredinin formatı ayrı, konut kredisinin formatı ayrı gibi gibi. Dolayısıyla bunları aynı class içine koyup yapmaktansa ilk versiyonunda şey yapmış. Direkt ayrı interface tanımlayıp ayrı class'larda implement etmiş. Burada ama burada gördüğüm ticari, şahsi bütün kredileri aynı class'ın içine koymuş. Şimdi bakalım ne diyor? İlk yoruma bakalım. I hope your initial reaction to this mascot is I am certainly glad he didn't leave it like that. İyi ki böyle bırakmadı gibi bir his hissediyorsun. Yani bir duygu olmuştur içinizde diyor. If you feel like this, then remember that show other people are going to feel about code that you leave in route draft form. Actually, rough draft is probably the kindest thing you can say about this code. It's clearly a work in progress. The sheer number of instance variables is daunting. The odd strings like tilt, hash sets and tree sets and try catch method blocks all add up to a festering pile. Şimdi bu içeride hani bir sürü uzun instance variable listesi. Ondan sonra içeride tilt diye bir şey var. Mesela hash setler, tree setler falan havada uçuşuyor. Bunlar bu şeyin bir göstergesi. Okay. I had not want to write a festering pile. Indeed, I was trying to keep things reasonable, well organized. You can probably tell that from my choice of function and variable names and that the fact that there is a crude structure to the program. But clearly, I had let it get away from me. Okay. The mess built gradually. Earlier version had not been nearly so nasty. For example, listing on dirt docus shows an earlier version in which only Boolean arguments were working. Şimdi biraz daha önceki yani first draft'tan önceki haline bakalım. Bakın sadece Boolean için yapmış bunu. Arcs var ama sadece Boolean argümanlar için çalışıyor. String'i falan koymamış. Ben de bu notasyonu uyguluyorum aslında. Yani elinizde birden fazla işi yapabilecek bir şey varsa onun ilk önce ilk versiyonundan başlıyorum. Yani her şeyi cover etmeyeyim ilk başta ama ilk versiyonundan yapayım diye. Burada Boolean için sadece tasarlanmış bir yapı var. Baktığınız zaman mesela
burada şeyi kasmamış. Mesela parse'a baktığınız zaman içeride if else yok çünkü sadece adamın elinde bir yıllığım var. O yüzden ona yönelik yapmış. Baktığınızda kısa, her şey düzenli. Evet, sırayla gidiyor fonksiyonlar. Güzel gibi gözüküyor ilk başta. Sonra although you can şimdi ilk versiyonu buydu ama buna adam kötü kod demiyor ilk başta. Birinci rough draft'a geçtiği zaman üçünü de destekliyor ya boolean, string, işte list string neyse hepsini. Kötü olmaya başlıyor kod. Daha sonra da bakıyoruz. Although you can find plenty complain about this code, it's really not that bad. It's compact and simple and easy to understand. However, within this code, it is easy to see that seeds of the later Fastlane pie, it's quite clear how this grew into letter mess. Notice that the letter mess has only two more arguments types than the string and integer. The addition of the just two arguments types had massively negative impact on the code. Şimdi ikinci şeyde arkadaşlar burada boolean vardı. String'i ve integer'ı ekledim diyor. Bunun bayağı bir ciddi etkisi oldu diyor koda. Yani onu eklemem bile her şeyi kötü böyle bayağı bir kötüleştirdi yani görülür derecede. I added two arguments types incrementally. First I added string argument which yielded this. Boolean'dan sonra string'i böyle eklemiş. Bakın burada şurada ilk if else geldi. Burada gördüğün. Selam Mahmut. Teşekkürler. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bu kod zaten önceden okuduğumuz kod olduğu için her birini satır satır geçmiyorum arkadaşlar ama genel mantığını aşılamaya çalışıyorum. Yani ilk draft'ını gösteriyor. Bir bakıyorsun bu ne kötüymüş ya diyorsunuz. Ama draft'tan önceki hali de vardı. Bir bakıyorsun sadece boolean metodunu parse eden bir şey var. Argümanına. Bu daha temizdi diyorsunuz. Draft'a geçirdiğinde patlamış direkt. Yani çok fazla kalabalık olmuş. Bak boolean vardı kısa kod. String'i bir getirdi. Bak burada if else'ler başladı. Değil mi? Sonra biraz daha devam ediyorum. Yine burada is boolean private metotları eklenmeye başlanmış. Exception içinde missing string burada error message, string error message. Tamam. You can see that this starting to get out of hand. Yani yavaş yavaş elinizden kayıp gittiğini de hissedebilirsiniz diyor. It's still not horrible but the mess is certainly starting to grow. It is a pile but it is not fastening quite yet. It took the addition of the integer argument type to get this pile really fermenting and festering. Şimdi burada arkadaşlar yani görüyorsunuz boolean vardı. İçine string'i ekledim büyüdü. Integer eklediğimde daha da büyüyecek bu şey. Yani ortada böyle anti pattern'in yükseldiğini gördüğünüz zaman burada bir şey değişikliğine ihtiyaç var. Evet, Salazar kitabın adı Clean Code. Robert C. Martin'in Clean Code kitabı. Şimdi so I stop yani böyle yapmadım diyor. Yani string'i boolean'ı ekledim ya baktım ki büyüyor kötüleşiyor bunu bıraktım diyor. I had at least two more arguments to type to add and I could tell that they would make things much worse if I bulldozed my way forward. I could probably get them to work but I'll leave behind a mess that was not too large to fix. Going to be maintainable now was the time to fix it. Şimdi diyor ki bu büyümeyi gördüm diyor. Yani string'i bile eklemem bayağı bir etki yarattı diyor. Şimdi bunu böyle devam ettirirsem çok kötü yerlere gidecek. Sonra daha sonradan onu refaktör etmesi biraz daha zor olabilir dedi. Onun yerine durdum ve bir şeyler yapacağım şimdi. So I stopped adding new features and started refactoring. Having just added the string and integer arguments, I knew that each argument type required a new code in three major places. First, each argument type requires some way to parse the its schema element in order to select the hash map for that type. Next, each argument type needed to be parsed in the command line. Finally, each argument type needed getX method so that it could be returned to color its true type. Şimdi, yani bir tane veri tipi için komut satırından alacağı bir tane veri tipi için string, boolean ve diğeri. Bunun için bile 3 yere yani her bir data tipi için 3 yere bir şey eklemem gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi o schema tarafı, formatı. İkincisi parse etme tarafı. Üçüncüsü de value'nun get yani return edilme tarafı. Şimdi bunları yapıyorum da o zaman diyor bunları nasıl yapabilirim?
hepsine özel. O zaman da argument marshaller diye bir konsepti ortaya çıkardım diyor. Hemen hemen aynı, yani konsept olarak aynı şeyleri yapan ama içeride kendi içinde özelleşmiş metodları genelde interface, genelde hiçbir ortak noktaları yoksa adları dışında. Hani dedik ya, kredi ver diye bir fonksiyon var. Ticari kişi ise konut kredilerinin sadece isimleri ortak noktadaysa, yani kredi bir kişiye ticari kredi verebilirsin, şahsi kredi verebilirsin, konut kredisi verebilirsin gibi. Kredi vermek ortak bir şey ama birçok şeyi farklı bunların. Dolayısıyla burada interface kullanabilirsin. Çünkü interface'de imzanı tanımlıyorsun. Diyorsun ki işte kredi ver diye bir metodun var. Altta her biri kendi metodunu implement ediyor. Bir de bunun ikinci versiyonu var. Genelde adı dışında birkaç şeyi ortaklayabilirsen, mesela o zaman da abstract klasları kullanıyoruz. Yani abstract'ta ne anlama geliyordu? Metodun içini imza olarak da sadece tanımlayıp bırakabilirsin, interface'deki gibi. Ama ortaklayabilen bir logic varsa o zaman o metodun içini doldurabilirsin gibi. Mesela abstract'ta örnek ne olabilir? İsmini yazdırma diye bir şey var diyelim, bir metod var. Bu hepsinde aynıdır değil mi? Mesela print ya da ne bileyim başka bir örnek olabilirdi belki. Mesela yani tam iyi örnek olmadı ama kredinin bildirimini gönder. Tamam mı? Burada abstract class kullanabilirsin, içini doldurabilirsin. Çünkü muhtemelen bildirimi düzgün bir kanaldan gönderiyor her seferinde. Ticari, şahsi, konut hepsinde aynı olacağı için buraya ortaklaştırabilirsin. Abstract class'ın içinde yapabilirsin. Şimdi on incrementalism. One of the best ways to ruin a program is to make massive changes in structure in the name of the improvement. Yani bir programı yıkmak mı istiyorsun? Bunun en kolay yolu diyor, İçinde diyor çok büyük değişiklikler yapmak. Yapıda çok büyük değişiklikler yapmak. Güya bir şeyleri düzeltiyorum diye içinde mimaride çok büyük değişiklikler yapıyorsun. Some programs never recover from such a promise. Yani bazı uygulamalar böyle bir değişiklikten kendini hiçbir zaman kurtaramaz. The problem is that it is very hard to get program working the same way it worked before improvement. Yani birçok zaman tamam bunu düzelttim dersin, yeni yapıya dönüştürdüm, düzelttim dersin ama birçok yerde patlamalara sebep olabilir. To avoid this, I use the discipline of test-driven development. Yani bunu engellemek için TDD kullanırım genelde. One of the central doctrines of this approach is to keep the system running all the times. In other words, using TDD, I am not allowed to make a change to the system that breaks that system. Every change I make must keep the system working as it worked before. Yani elinde TDD varsa, önceden yazdıysan bunu, sistemde büyük değişiklikleri yapsan bile o testlerden geçemeyeceği için hem compile hatası alabilirsin hem de logic olarak patlayabilirsin. Dolayısıyla bu biraz daha kontrollü ilerleme oluyor. To achieve this, I need a suite of automated test that I can run in a Vim and that verifies the behavior of the system is unchanged. For the Arch class, I had created a suite of unit test acceptance tests while I was building the festering pile. The unit tests were written in Java and administered by JUnit. The acceptance tests were written as wiki pages in Fitnest. I could run this test anytime I wanted in the past. I was confident that the system was working as I expect. Yani diyor ki JUnit kullandım unit test için. Accepted test için de Fitnest kullandım. O Fitnest kendisinin geliştirdiği bir open source uygulama. Bunları yazarak aslında biraz daha kontrollü ilerlememi sağladı diyor. So I proceeded to make large number of very tiny changes. Each change moved the structure of the system towards argument marshaller concept and yet each change kept the system working. The first change I made was to add a skeleton of argument marshaller to add to the festering pile. Şimdi baktığınız zaman ilk önce interface'ini ekledim diyor burada. Clearly this wasn't going to break anything. So then I made the simplest modification I could, one that would break as little as possible. I changed the hash map for the building arguments to the argument marshaller. Şimdi burada normalde arkadaşlar hash map vardı önceden. Bunu argument marshaller'a çevirdi. This broke a if statements which I quickly fixed. Mesela önceden new building'di burası. Şimdi marshaller'a çekti. Önceden new hash map'ti. Şimdi marshaller'a çekti. Bakalım. Notice how these changes are in exactly the areas that I mentioned before, the parse, set, and get for the argument type. Unfortunately, small as this change was, some of the tests start failing. If you look at carefully at get building, you will see that if you call it with
why, but there is no why argument, then we will get why will return null and the function. Yani bazı logikler var. Mesela önceden get boolean dediğinde eğer o null döndürürse onun üzerinde bir metot çağrıldığı için ve null check'i olmadığı için null pointer exception'ı alırdın diyor. The false if null function had been used to protect against this, but the change I made caused the function to become irrelevant. Yani bunun için işte false if null diye bir şey getirmiş. Bunu düzeltebilirdi ama bir şekilde bu geçersiz oldu. Incrementalism demanded that I get this working quickly before making any other changes. Indeed, the fix was not too difficult. I just had to move the check for null. It was no longer the boolean being null that I need to check. It was argument başarılı. Yani diyor ki boolean metodunun, yani o boolean'da get boolean diyor ya, oraya geldiğinde orada yapmadım. Onun öncesinde yaptım. Dolayısıyla o metodun içine geldiğinde null alma gibi bir ihtimali yoktu diyor. Yani burada get boolean dediğin zaman ne olacak? Boolean args get nokta get boolean. Next, I split the function into two lines and the put argument was into its own variable named argument marshal. I didn't care for a long variable name. It was badly redundant and cluttered up the function, so I shortened it to am. Argument marshaller diye böyle bir şeye çevirmiş bunu. And then I put in the null detection logic. Sonra buraya bir null detection logic'i koymuş. Argument marshal null değilse ve argument marshal nokta get boolean ise diye bir şey koymuş buraya. String argument'te de aynı yol ilerliyor. Bakın hashmap'i argument marshaller'a çevirmiş. Şurada arkadaşlar. Daha sonradan şunu biraz yukarı alıp şöyle biraz daha ortalayalım. Tamam. Yine aynı mantıklar değiştirilmiş burada. Again, these changes were made one at a time and in such way that the test kept running if not passing. Şimdi burada arkadaşlar şöyle yapmamış. String'i falan filan hepsini ekleyeyim de. Hani tamam şeyi ekledim. Boolean'ı değiştirdim argument marshaller'ı. O patlıyor onu biliyorum ama hadi string'i de ekleyeyim. Hepsini bir anda çalıştırayım dememiş. Onun yerine boolean'ı yapıp ekleyip küçük değişiklikle onu ilerletmiş. Sonra string'i yapıp onu ilerletmiş. By now you should be able to see my intent. Once I get all the current marshalling behavior into argument marshaller base class, I'm going to start pushing that behavior down into derivatives. Tamam. This will allow me to keep everything running while I gradually change the shape of this program. The obvious next step was to remove the int argument function in the argument marshaller again. There weren't any surprise. Tamam. Yine yani değişik bir şey yok. Yine bu sefer argument marshaller alıyor. Şimdi arkadaşlar bakın tanımlamada argument marshaller veriliyor interface. Değil mi? Karşı tarafa baktığınız zaman onu şeyle polimorfizmle burada integer argument marshaller'la asıl tanımlandığı yerde böyle bu şekilde yapılıyor. Başka argument marshaller'a baktığınızda yine null check'i var. Bu sefer null'a eşitse 0 değilse integer. Yani bu getInt fonksiyonunun kendi logiği. Orada bir şey göremezse 0 varsa da o değerin kendisini alıyor. Başka with all the marshalling moved to the argument marshaller, I started pushing functionality into derivatives. The first step was to move the set boolean function into the and make sure it got collected. So I created an abstract set method. Bir tane abstract set metodu yapmış burada. Private abstract class argument marshaller. Bunun içinde set boolean, get boolean, set string, get string, set integer, get integer. Burada da bir tane metot yapmış. Set. Tamam. Then I implemented the set method in boolean argument marshaller. Boolean argument da böyle. And finally I replaced the call set boolean with a call set. Şu. The test all still passed. Because this change caused set to be deployed to the boolean argument marshaller, I removed the set boolean method from argument marshaller base class. Şimdi öncesinde arkadaşlar hani her şey patlamasın diye ilk yarattığı argument marshaller var ya, metotları onun içine koymuş geçici olarak. Her şey okey olup hepsini yaptıktan sonra o metodları yavaş yavaş gerçek implementasyonun içine almaya başlıyor. Buna da boolean'dan başlamış.
Notice the that the abstract set function takes a string argument, but the implementation in the Boolean argument Marshall does not use it. I put that argument in there because I knew that the string argument Marshaller and the internet would use it. Tamam, burada string veriyor ama bunu kimse kullanmıyor. Bakın S burada var ama burada kullanmamış bunu. Çünkü integer'de ya da string'de bunu kullanacağım diyor. Şimdi Boolean'da arkadaşlar o değişkeni gördüğü zaman şey yapıyor. Hani bu true'dur diye set ediyor onu. Bak şöyle. Neredesin? Şurada. Set Boolean arg. Yani Boolean bir parametre geçildi diye bir flag bu. Bayrak. Dolayısıyla ama burada komut satırından ne geldiğinin benim hiçbir önemi yok. Set edildi mi? Edildi. True ya da false olabilir. Bu sadece edildi mi edilmedi mi onun bayrağı gibi bir şey. Şimdi diğerlerine bakalım. Next, I wanted to deploy the get method into Boolean argument. Deploying get function is always ugly because the return type has to be object and in this case needs to be cast to Boolean. Baktığınız zaman burada get Boolean'da burada bir casting operasyonu var. Çünkü get dediğinde burada ortada genel bir argument marshaller var. Onun metot imzasında get dediğiniz zaman obje dönecek. Onu Boolean'la kest ediyor. Just to get this to compile, I added to get function to the argument marshaller. Şimdilik bu get fonksiyonunu argument marshaller'ın içine koydum diyor. Bu şekilde. This compiled an obviously failed test. Getting the test working again was a simple matter of making get abstract and implementing it. Get abstract and implementing it in the argument Boolean argument marshaller. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Argument marshaller'ın içinde bir tane abstract metodu var. İçindeki implementasyonu çıkarmış. Abstract'a dönüştürmüş. İçindeki implementasyonu çıkarmış. Daha sonra da Boolean'ın içinde bunu direkt override etmiş. Get Boolean value. Buradan dönmüş onu. Once again the test passed so that the get and set deploy Boolean argument marshaller. This allowed me to remove the old get Boolean function from argument marshaller, move the protected Boolean value down to the Boolean argument marshaller and make it private. Şimdi önceden neydi arkadaşlar? Argument marshaller'ın içinde Boolean value diye bir instance variable vardı. Bu bir protected'di çünkü paket içinde tanınsın istedi. Artık onunla işi kalmadı. Çünkü Boolean'la ilgili olan logic Boolean argument marshaller'ı ekledi ve onu da artık oraya taşıdı private olarak. I did the same pattern of change to strings. I deployed both set and get, deleted the unused function and moved the variables. Şimdi bakalım. Yine aynı şekilde bunları string argument resolver reg demiş. Finally, I repeated the process for integers. This was just a little more complicated because integers need to be parsed and the parse operation can throw exception, but the result is better because the whole concept of number format got buried in the integer argument marshaller. Şimdi en fayda gördüğüm yer burası oldu diyor. Çünkü integer'da integer'ın değerini direkt olarak string'den almak böyle düz bir işlem değil. Dolayısıyla orada bir parse etmeye çalışıyorsun. Exception fırlattığında iki tane case olabiliyor. Bir tanesi işte boş, bir tanesi de number format. Bunu buraya aldığıma sevindim diyor. Şimdi bakıyoruz. Burada baktığımızda ne yapıyor? Integer args get set parameter. Array integer şey, number format nerede? Number formatı da burada yapmış. Mesela set dediği zaman o integer değerini set ederken integer nokta parse kullanıyor. Zaten söylemiştik onu. Integer nokta parse eğer buradan exception fırlarsa buraya geçilen s parametresi bir rakam değil demek. Yani integer bir sayı değil demek ki. Onu öyle anlıyorsun yani şeyde. Java'da. Of course tabi number kütüphaneleri falan filan da var. Common'da falan vardı. Java'nın yeni versiyonlarında onu kullanmadım. Hatırlamıyorum. Ama bu bayağı senelerdir kullanılmış bir yöntem yani. Of course the test continued to pass. Next I got rid of three different maps up at the top of the algorithm. This made the whole system much more generic. However, I couldn't get rid of them just by deleting them because they would break the system. Instead, I added new map for the argument marshaller and then one by one changed the methods to use it instead of three original maps. Şimdi bu mapleri öncelikle hemen çat diye çıkaramadım diyor sistemden. Bu asıl implementasyonları ekledikten sonra zaman zaman bunları çıkardım diyor. Bak hala şeyleri kullanıyor. Nedir? Onları kullanıyordu. Ve hala bunlar nerede? Önceden argument marshaller'ın içindeydi. Şimdi onları class'a almış. Argument'a almış.
Of course, the test all still passed. Next, I changed is boolean arg from this is boolean arg. Tamam. Parametre boolean argument için gerekli olan karakteri içeriyorsa, yani bizde neydi? L miydi o? Oysa to this marshallers get arg char. Marshall böyle. Yani bu şekilde yapmış yani bunu. Şimdi diyorsun ki sana bir karakter geliyor. Onu marshalların içinden alıyorsun. Sonra bu boolean marshall'ın. Yani bu da diğer kontrol etme yöntemi aslında. Ne yapıyor? Sana bir parametre geçilmiş. O parametreye göre zaten bu marshallerların hepsi yaratılıyor. Tamam mı? Dolayısıyla burada ben şeye bakarken bu is boolean argument. Bu şu anki argument boolean ise onun tipini böyle bakabilirim. Instance of, değil mi? Yani class, yani bana gelen bu m var ya, marshaller. Şimdi interface var. Onu tanımlayan alt class'lar var, değil mi? Implement eden. Mesela car bir interface, Audi, işte BMW, bunlar bir onun implement eden class'lar. Dolayısıyla senin elinde argument marshaller olabilir ama bunun bir Audi mi, BMW mi, öyle bir şey olması lazım. Dolayısıyla instance of'la class'ın tipini belirleyebilirsin. Bu bir şey mi, boolean mi, string mi, integer mi diye böyle kontrol edebilirsin. The test still passed, so I made the same change to is integer arg and is string arg. Aynısını, şunun aynısını onlara yapmış. Integer ve string olarak. The test still passed, so I eliminated all duplicate calls to marshallers get as follows. Şimdi buradan çıkarmış. Bunları çıkarmış. This left no good reason for tree is arg method. Yani şu is arg method, yani şular artık bir anlamı kalmadı yani. This left, onu dedik. Next, I started using marshallers map in the set functions breaking those use of the other tree maps. I started with booleans. Bu if else'ın olduğu yer vardı ya, şunlar, tamam. Burada sadece şey main'i eklemiş. Set boolean arg. Distill test, tamam. This allowed me to integrate some of the ugly exception management code in the set argument. Şimdi set argument'a bakıyorum. Burada bir de exception var. Çünkü boolean argument marshaller hiçbirinin şeyi olabilir, değil mi? Hiç, evet. Burada ne var? Bir daha bakayım. Burada nerede hata olabilir? Ha, şunlar hata fırlatma ihtimalleri var, o yüzden. Tamam. Yine aynı logic mi? Get boolean'ı şuna çevirecektim diyor. Why did suddenly decide to deal with this class exception? Class case exception. Bakalım, bunu buradan çıkardım diyor. Tamam, şurada şu arg'da artık bu hash map'leri çıkardı arkadaşlar. Şunların hepsi bitti artık. Map yok. Inline the tree parse method because they didn't do much anymore. Şimdi parse schema elementi hatırlayın arkadaşlar. Is booleans'a artık marshallers put, yani eğer buysa marshaller'ın içine key'i bu, value'su artık şey, asıl implementasyonun olduğu class'lar artık. Selam arkadaşlar, yeni gelenler. Okay, so now let's take a look at whole picture again. Listing 14.12 show the current form of the arg class. Şimdi bir daha gözden geçirelim bunu. Şurada. Args. Şimdi instance variable'da bir değişiklik yok galiba. Hala büyük buradaki set. Şurası değişmiş bak. Şu kısım değişmiş.
parse schema element dediğinde direkt olarak burada marshallerları burada geçiyor direkt olarak. Tamam. Yorumuna bakalım. Yorumda ne söylemiş? After all that work, this is a bit disappointing. Niye? Biraz hayal kırıklığı diyor. The structure is a bit better, but we still have all those variables up in the top. Zaten demiştik ya, şu class hani refactor edilmiş ama baktığınız zaman şurada instance variable'lar hala uzun. Burada bir low kohezyon görüyorum. Low kohezyon. Aynı işi yapan elemanlar bir arada durmuyor da sanki çok fazla şeyi yapan eleman var burada. Onu demeye çalışıyorum. Set fonksiyonlarını beğenmemiş. Not to mention all the error processing. We still have a lot of work ahead of us. Tamam. I would really like to get rid of type case up in set argument. What I would like in set argument is a single called argument marshaller set. This means I need to push set in arg property argument marshaller. Yani burada ben set metodlarının içinde özellikle bir logic yapıyorum. Bunu ben marshallerların kendisine paslamak istiyorum diyor. Bakalım ne yapacağız burada. Tamam. Şu if else'ler vardı ya arkadaşlar. If işte string boolean falan. Onları elimine etmek için artık bazı metotları yavaş yavaş boolean marshaller, string marshaller, integer marshaller buraları almaya çalışıyor. Set argument'a bakalım. Buraları zaten beğenmiyordu. Baktığımız zaman burada current argument'u geçiyor değil mi? Current argument nereden geliyor? Bakalım. O instance variable mı? Current argument. Evet, o class'tan geliyor galiba çünkü şu metodun içinde yok. Set boolean yine current argument'ı geçmiş. Ya biraz Rubik küpe benzetiyor arkadaşlar bunu. Yani büyük bir gole erişmek için, yani hedefe erişmek için küçük küçük bir sürü parça yapman lazım diyor. Each step enables the next. Tamam. Why did we pass the iterator when set boolean argument certainly doesn't need it? Set boolean argument'a bakalım. Why? Nerede diyor? Why did we pass that iterator when? Bunun ihtiyacı yok da niye geçiyorum diyor bunu. Hani iterate current bu iterator'a ihtiyacı yok bunun niye geçiyorum? Because set integer and set string are will. Ha bu ihtiyaç duymuyor ama diğerleri ihtiyaç duyuyor. O yüzden geçmek zorunda kaldım diyor. And because I want to deploy all three of these functions through an abstract method and argument marshaller, I need to pass it to a set building arg. Tamam. İçindeki sadece bir iki tanesi için birine daha geçmek zorunda kaldım diyor. So now set building arg is useless. If there were a set function is in argument marshaller, we could call it directly. So it is time to make the function. The first step is to add the new abstract method argument marshaller. Artık bunu argument marshaller abstract arkadaşlar. İçinde ne var? Abstract void var. Tanımlaması şimdilik yok. Yok, bunu mu yapıyor? Bunu mu siliyor? Ha şey, iki tane. Tamam, pardon. Set metodu var. İçinde iterator alıyor current argument. Of course this breaks all the derivatives. So let's implement new method in each. Bakıyoruz. Artık bu var. Bu değil de bu var. String argument'ta da bakıyorsun. İçi dolu değildi daha henüz. Yani şeyi patlatmasın diye şimdilik içini boş koymuş yani bunların. Tamam. The test will pass and set functions deploying to boolean arguments. Now we can do the same for string and integers. Şimdi
Sen marshallara set deyip current argument dediğin zaman aslında şuraları çağırıyoruz artık. Şuraları çağırıyoruz. İçinde aldığı şeyler hep iterator string. Değişen bir şey yok. Burada onu geçiyoruz. String ve integer içinde aynı şeyi koymuş buraya. Yine aynı şekilde. Bakalım. And so the cup, the grace, the type case can be removed. Burada şey vardı. Nedir? Neydi? Private abstract class argument marshaller. We can also turn argument marshaller. Bu neydi? Argument marshaller. Tamam. Şimdi interface'e çevirmiş bunu. Private interface argument marshaller. Void set. Bu hala imzası aynı. Bir de object get var. So now let's see how easy it is add a new argument type. Şimdi arkadaşlar önceden şeye bağımlıydı hep. Argument marshaller üzerinden gidiyordu ya. Testler patlamasın diye. Oradaki abstract metotları bir şekilde imzası uysun diye orada öyle bir şey yapmış, trick yapmış. En sonunda metotları da artık aşağıya aldığı zaman hani boolean, string ve integer arguments, resolver, marshaller'ın için aldığı için artık bunu interface'e çevirebilirim diyor. So now let's see how easy to add a new argument type of our structure. It should require a few changes and those changes should be isolated. First, we begin by adding a new test case to check that double argument works correctly. Şimdi double'ı böyle ekliyor. Bunları veriyorsun. Sonra assert yapıyor burada. Now we clean up the schema parsing code and add the for the double argument type. Şimdi burada hatırlayın element if else'ler vardı. Şimdi buraya diyez diyez ekleyecek. Bakalım. Şu diyez diyez eklediği zaman içine double argument parser yani ne oldu? If else'in içinde bir tane yeni eleman ekledi buraya. Next we write the double argument marshaller. Burada da yani içine girmeyeceğim. Yani double bir parametre geçtiğinde onu nasıl parse edeceğinin klası var. This force us to add a new error code. Değil mi? Yeni bir error kodu yüklüyorsun ona özel. And we need to get double function. Şimdi bir de get double function'ı veriyorsun burada. And all the past tests, test pass. That was very pretty painless. So now let's make sure all the error processing works correctly. Şimdi test invalid double neyi bekliyor? Ha. Error message'in to string'i vardı ya arkadaşlar. Error message diye. Bak oradaki string'i kontrol ediyor buradaki. Hani error message'i doğru çalışıyor mu diye. Dolayısıyla error mesajının içine de bunları eklemiş sonradan. This we wrote a simple code. Tamam. This exception code is pretty ugly and doesn't really belong in args class. We are also throwing in parse exception. So let's merge all the exception into a single args exception. Bir tane args exception klasını burada yaratıyor. Şöyle yapalım. Tamam. Arg exception'ın şuraya kadar. Şimdi bunlar args exception önceden şey fırlatıyor da değişik değişik exception'lar fırlatıyordu şu metotlar. Şimdi bunu fırlatıyor artık içinde de string asıl hata mesajını falan geçebiliyorsun artık. Yeni args exception'dan sonra. Bakalım. This is nice. Now the only exception thrown by args is args exception. Moving args exception into the means that we cannot move a lot of the miscellaneous error support code into the module and out of the argument. It provides a natural and obvious place to put all the code and will really help us clean up the argument at all. Alright, so now we have completely separated exception and error code from the args module. See. Tamam. Şimdi args'ın içinde arkadaşlar error kodları, exception'lar falan vardı ya. Artık onlara ihtiyaç kalmadı. Onları farklı bir yere aldı. Bir de bunların testlerini koymuş buraya. Biraz açıklama olmadan yazılmış testler. Atlayacağım onu. İlk başta gördüğümüz format.
The majority of the changes to the args class were deletions. A lot of code just got moved out of args and put into args exception. Nice. We also moved all the argument marshals into their own files. Nicer. Şimdi burada asıl yaptığı şey silme olmuş. Çünkü argument'ın içindeki args class'ın içindeki birçok lojiyi oradan silip bir kısmını args exception'a, bir kısmını da marshaller'ların içine almış kendi dosyalarında. Much of good software design is simply about partitioning, creating appropriate places to put different kinds of code. This separation of concern makes the code much simpler to understand. Yani ne yapmış arkadaşlar? Kodun içindeki partitioning şu anlama geliyor. İlgili klaslar, logicleri, ilgili modüllere ya da yerlere koymak. Yani bir tane büyük şey yerine içindeki logiyi partition yapıp farklı dosyalara koyabilirsin. Much of good, tamam bunu dedik. Of special interest, this is the error message method of args exception. Clearly it was a violation of SRP to put error message formatting into args. Args should be about the processing of arguments, not about the format of... Şimdi hatırlayın bu şey kitabını okuduysanız yine bu solid'i anlatan yerlerde vardır. Hep genelde HTML renderer, JSON renderer örneği verilir. Ve data structure klasıyla onu print eden klası ayrıltıyordu. Niye? Çünkü o sadece veri yaratmadan sorumlu. Burada da aynı şekilde argument'ın şey uygulamanın CLI parametrelerini almakla sorumlu. Ama error message'ın print etmesi argument'ın şeyi değil, görevi değil. Args klasının görevi değil. O yüzden SRP single responsibility problem bunu şey yapmıyor, bozuyordu. Dolayısıyla evet, bu bir kazanım da oldu. Args should be about the processing of arguments, not about the format of... Tamam. However, does it really make sense to put the error message formatting code into args exception? Yani mesaj formatting kısmını args exception içine koymak okay midir diyor burada. Frankly, it is a compromise. Compromise. Users who don't like the error messages supplied by args exception will have to write their own. But the convention of having canned error messages already prepared for you is not insignificant. Yani ben de exception içinde olmasını seviyorum aslında. Çünkü elimde zaten exception var. Ben onun üzerinden bir şekilde formatlanmış halini alabilirsem benim için güzel olur. İşime yarıyor aslında. By now it should be clear that we are within striking distance of final solution that appeared at the set of start of this chapter. I will leave the final transformation to you as an exercise. Yani egzersiz olarak da geri kalanlarını siz yapabilirsiniz diye. It is not enough for code to work. Yani sadece çalışması yetmiyor kodun. Code that works is often badly broken. Programmers who satisfy themselves with merely working code are behaving unprofessionally. They may fear that they don't have time to improve structure design of their code, but I disagree. Genelde zaman olmadığı için ya da patlayabilir ihtimali olduğu için refactoring işine girilmiyor ve buna katılmıyorum diyor. Nothing has a more profound and long-term degrading effect upon a development project than the bad code. Yani kötü kod aslında bu performansını düşün, yani uzun soluklu zamanda uzun vadede bu proje, bu tarz projelere en çok zarar veren şey de bad code, yani kötü yazılmış kod diyor. Bad schedules can be redone, bad requirements can be redefined. Yani bad schedules can be redone, yani kötü schedule edilmiş şeyler bir daha yapılabilir, but bad requirements can be redefined. Kötü istekler bir daha tanımlanabilir diyor. Bad team dynamics can be repaired. Kötü takım dinamikleri tamir edilebilir. But bad code rots and ferments. But kötü kod arkadaşlar bir zaman sonra düğüm oluyor ve fermente ne diyelim? Fermente oluyor diyelim. Ya da ekşiyor mu diyelim artık. Becoming an inexorable weight and drags the team down. Yani takımın bütün motivasyonunu aşağıya çekiyor. Time and time again I have seen teams grind to a crawl because in their haste they created a malignant morass of code that forever therefore dominated their destiny. Yani kötü kod aslında birçok şeye sebep oluyor. Yani kötü şeye sebep oluyor. Onu bir an önce aksiyon alınması gerekiyor daha yol yakınken.
Of course, bad code can be cleaned up, but it is very expensive. As code rots, the module insinuate themselves into each other, creating lots of hidden and tangled dependencies. Finding and breaking all dependencies is a long and arduous task. On the other hand, keeping code clean is relatively easy. Yani geç kaldıktan sonra yapmaya çalışmayın diyor bunu. Çünkü bir zaman sonra kötü olacak diyor. Dolayısıyla yapabildiğiniz en kısa zamanda yapın. If you make a mess in a module in the morning, it is easy to clean it up in the afternoon. Yani yol yakınken yapmak daha kolay değil mi? Çünkü sabahleyin kötü yaptığın bir şeyi öğleden hemen değiştirebilirsin. Çok fazla bir şey değiştirmedin çünkü orada zaten. Better yet, if you made a mess 5 minutes ago, it is very easy to clean it up right now. So, the solution is to continue to keep your code as clean and simple it can be. Never let the rot get started. Yani kodunuzu olabildiğince en erken zamanda düzeltmeye çalışın ve onun düğümlenmesine izin vermeyin diyor. Dediği bu. Şimdi arkadaşlar, bu chapter'dan benim gördüğüm böyle adım adım bir şeyleri refaktör ettirtmeye çalışmış. Ama bunu bir yerde uygulayıp yapmadığınız sürece biraz sindirmesi zor olabilir. Ama genel anlamda özetleme gerekirse şundan bahsediyor arkadaşlar. Klasın içinde birden fazla işi yapan çok şey vardı. Onu bir kere dışarıya almayı hedefledi. Yani kendine özel yerler olsun. Bu uygulamayı oralarda yazayım diye başladı yola. Ama bunu şöyle yapmadı arkadaşlar. Kodu yazarken büyük büyük değişiklikler yapıp en sonda test çalıştırmayı yapmadı arkadaşlar. Küçük küçük ilerleyerek, birim birim bitirerek aynı zamanda da testlerin yeşil olmasını sağlamış. Mesela o taklalardan bir tanesi neydi? İlk başta interface değil de abstract class yapıp abstract class'ın içinde metodun içine dummy de olsa bir şeyler koymuş. Logic'i geçecek şekilde testleri patlamamış. Daha sonra da iteratif bir şekilde onları concrete class'ları almış. Yani interface'in içinde mesela set ve get diye iki tane metot vardı. Onları artık yavaş yavaş building ve string'in marshall'ların içine almaya başladı. Ki ana amacı şuydu. Bir anda çat diye büyük değişiklikler yapmayayım. Bunun asıl sebebi şu arkadaşlar. Kodun içinde çok büyük değişiklikler yapıp testlerin de o arada patlıyor bu arada. Sonda testleri değiştirmeye çalışırsan aslında bu şu olabilir. Çok kötü bir şey olabilir şundan dolayı. Hani testlerin asıl amacı şu ya. Sen onu yaptıktan sonra da testler yeşil oluyorsa senin için güzel. Ama ya sen çok büyük değişiklik yaptın. Unit testleri değiştirirken de bir sürü compile hatası falan aldın ya, bir şeyleri değiştirmeye çalış. Ya orada bir şeyi unutursan, ya orada bir şey yanlış yaparsan ne olacak? Ona düşmemek için kodun içindeki küçük birimi değiştirip testi de ona göre uygulayabilirsen, yani ne olabilir en fazla? Bir class'ın adı değişir. Orada da değiştirirsen, adım adım ilerlersen unit testin logic'ini de bozmamış olursun diğer türlü. Dolayısıyla bu da böyle. Şimdi bu şey nedir? JUnit'in internal'ları bence Java'ya özel bir şey ama yine birçok yerde faydası olur diye düşünüyorum. Birçok programlama dilinde de. Dolayısıyla bunu bir sonraki şeyde yapalım. 251 bakıyorum. 265. Yani bir sonraki şeyde 14 sayfalık bir çalışmamız olacak. Bir sonraki kitap okumada. Burada da yine fazladan kod var. JUnit internals demiş ama o kadar da internal olmayabilir bu yayın. Ama faydalı olacağını düşünüyorum yine. Yani dil bağımsız olarak. Tamamdır arkadaşlar. İyi ilerliyoruz aslında. Yani maksimum 1,5 ay içinde falan herhalde bu kitabı bitirmiş oluruz yapı olarak. Ve güzel şey de elimizde bunun historisi var. Yani YouTube'da bunlar yükleniyor zaten. Şeyde nedir? Geçmiş yayınlara bakıp oradan da adım adım ilerleyebilirsiniz. Yani kitabın sanki hem görüntülü hem de özetlenmiş halini de okumuş olursunuz. Bakalım. Böyle iyi geçerse, iyi feedback alırsam, hani bu kitabın sonunda diyelim ki güzel oldu. Yine olumlu yorumlar alıyorum ama bir de geneline bakmak lazım. Öyle olursa başka bir kitabı anketle seçip o kitabı da okuyabiliriz yine. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz